4. sınıf fen bilimleri dersi 4. ünite madde sayfa 104. Deney yapalım. Burada katı mıyım, sıvı mıyım bir deneyimiz var. Deneyimizdeki malzemeleri temin edip bu deneyi yaptıktan sonra bununla ilgili sorularımız var. Belirli bir şekli olan maddeler hangileridir? Yani belirli bir şekli olan maddeler katı maddelerdir. Mercimek, toz şeker, yemek kaşığı, kalem, küp şeker buradaki katı maddelerdir. Sıvı halde olan maddeler hangileridir? Su, kolonya ve süt sıvı maddelerdir. Sayfa 105'teki deneye bakalım. Burada yelpazenin sallanması ile hissedilen esintinin nedeni nedir? Burada yelpaze sağa sola hızla sallanması ile bir hava akımı oluşturmaktadır. Bu esintinin nedeni de oluşturduğu hava akımıdır. İkinci sorumuzda balonun şişmesine neden olan madde nedir? Balonun şişmesine neden olan madde gazdır arkadaşlar. Sayfa 106'daki deneye bakalım. Kokuyu ilk olarak algılayan arkadaşımız pamuğa yakın mıdır, uzak mıdır? Buradaki deneyde pamuğa yakın olan kokuyu ilk almaktadır. Kokuyu en son algılayan arkadaşımız pamuğa yakın mıdır, uzak mıdır? Pamuğa uzaktır. Bundan dolayı da kokuyu en son bu arkadaşımız almaktadır. Sayfa 108. Burada aşağıda verilen maddeleri katı, sıvı, gaz olma durumlarına göre altına yazalım. Meyve suyu arkadaşlar sıvıdır. Su sıvıdır. Tahta katıdır. Alttaki havamız gazdır. Küp şeker katıdır. Su buharı buhar diyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Gazdır. Egzoz dumanı gazdır. Sütümüz sıvıdır. Kitabımız katıya örnek olarak verilebilir. Alttaki sorulardan bakalım. Süt sıvı haldedir çünkü akışkandır. B. Porselen tabak katı haldedir çünkü belli bir şekli vardır. C. Pencere camı katı haldedir çünkü belli bir şekli vardır. C. Tüp gaz, gaz haldedir çünkü yoğunluğu az ve akışkanlığı fazladır. D. Hava gaz haldedir çünkü yoğunluğu az ve akışkanlığı fazladır. Sayfa 109, 3. bölüm değerlendirme soruları. 1. Numaralandırılmış kutucuklarda verilenlerden hangileri aynı maddenin 3 haline ait örneklerdir? Burada su, buz ve su buharı suyun katı, sıvı ve gaz hallerine örnektir. Cevabımız 1, 2 ve 5 numaradır. B şıkkı. İkinci soru. Aşağıdaki maddelerden hangisi belirli bir şekle sahiptir? Yani katı bir maddedir. Hava gazdır, sirke sıvıdır, süt sıvıdır. Kaşık katı bir maddedir. Cevabımız D şıkkı. Üçüncü soru. Bana çivi, meyve suyu ve balon vermiş. Görselleri verilen maddelerde bulundukları haller aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Buradaki çivi katı maddeye örnektir. Meyve suyumuz sıvıdır. Balonun içindeki gaz, hava, gaz maddelere örnektir. Eşleştirmelere bakalım. Cevabımız buna göre C seçeneğidir arkadaşlar. Yan taraftan dördüncü soruyla devam edelim. Bulunduğu kabın şeklini almasına rağmen katı halde olan madde hangisidir? Evet, bulunduğu kabın şeklini alıyor ancak katı bir madde. Bunlar küçük tanecikli akışkan olan maddelerdir. Örneğin buradaki toz şeker buna örnek olarak verilebilir. Süt ve meyve suyu sıvı maddedir, katı değildir. Küp şeker katıdır ancak bulunduğu kabın şeklini almaz. Küp şekli verildiğinden dolayı toz şeker cevabımız. Beşinci soru. Aşağıdaki maddelerden hangisi diğerlerine göre farklı bir haldedir? Hava, gaz, bakır, katı, altın, katı, tahta, katı farklı olan A seçeneği hava. Altıncı soru. Pelin öğretmenin sorusuna Barış'ın verdiği cevap yukarıda verilmiştir. Buna göre Pelin öğretmenin sorusu hangisidir? Cevabımıza bakalım. Bulunduğu ortama yayılır. Bulunduğu ortama yayılan nedir arkadaşlar?
bulunduğu ortamı yayılan gazlardır. Bundan dolayı sadece gazlara ait olan özellik nedir? Bulunduğu ortama yayılmasıdır. Sayfa 111'deki deney yapalım. Bakalım. Hangi beher glasındaki su ısındı? Neden? İçinde soğuk su olan beher glasındaki su ısındı. Çünkü suyu ısıtıcı ile ısıttık. İkinci soruda hangi beher glasındaki su soğudu? Neden? İçinde sıcak su olan beher glasındaki su soğudu. Çünkü soğuması için oda sıcaklığında bekletildi. Sayfa 112 uygulayalım. Herhangi bir maddeye ait birinci ölçüm ve bir süre geçtikten sonra yapılan ikinci ölçüm değerleri aşağıdaki termometreler üzerinde gösterilmiştir. Buna göre termometredeki değerlerin örnekteki gibi yorumlayalım. Hemen şuradakilere bakalım arkadaşlar. Birinci ölçümde 30 dereceymiş, ikinci ölçümde 25 dereceye düşmüş. Bundan dolayı bu madde soğuyan bir maddeye örnektir. Buradaki ölçümümüz 45 derece, 35 dereceye düştüğünü görüyoruz. Bu da yine soğuyan bir maddedir. Son ölçümlerimize bakalım. 20 dereceden 30'a çıkmış, ısınmış, ısınan maddeye örnektir. Sayfa 113'te maddelerin hal değişimi anlatılmış arkadaşlar. Burada katı bir madde eğer ısı alırsa sıvı hale geçiyor. Biz bunu erime diyoruz. Sıvı bir madde dışarıya ısı verirse donma olayı gerçekleştiriyor ve sıvıdan katı hale geçiyor. Sıvı maddemiz ise ısı alarak gaz haline geçiyor. Bu olayı da biz buharlaşma diyoruz. Alttaki deneyimize bakalım. Mum ısıtıldığında mumda nasıl bir değişiklik gerçekleşmiş? Mum ısıtıldığı için arkadaşlar katı olan mumumuz erimiştir. İkinci soru, mum metal tabakta bekletildiğinde mumda nasıl bir değişiklik gerçekleşmiştir? Burada metal tabakta bekleyen eriyen mum tekrar katı hale geçmiştir. Yine bir deneyimiz var. Beher glasındaki su miktarında bir değişiklik gerçekleşti mi? Neden? Buradaki beher glasındaki su miktarım benim azaldı çünkü kaynamaya başlamıştı. Kaynayan su buharlaştığı için suyun miktarı azalacaktır. Sayfa 115'te bulmacamız var. Birlikte çözelim. Maddenin sıcaklığının artmasını sağlayan olay. Sıcaklığı artıyor arkadaşlar. Maddenin sıcaklığının artmasını sağlayan olay ısınmadır. İki, maddenin sıcaklığının azalması soğumadır. Üçüncü soru, sıcaklığı ölçen araç termometre. Dört, maddenin hal değiştirmesi olayı hal değişimi. Beş, maddenin katı halden sıvı hale geçmesi erime. Altı, maddenin sıvı halden katı hale geçmesi donma. Alttaki bölüme bakalım. Koyu renkte yazılan kavramlardan cümleyi doğru tamamlayanları yuvarlak içine alalım. Buz ısıtıldığında ısınan buz ne olur arkadaşlar? Erir. Eriyerek sıvı hale geçer. Su soğutulduğunda soğuyan su donacaktır. Donarak katı hale geçecektir. Bir maddenin ısı etkisiyle bir halden başka bir hale geçmesine hal değişimi denir. C bölümüne bakalım. Eşleştirme sorularımız var. Isı olan katı haldeki maddenin geçirdiği hal değişimi. Katı haldeki bir madde ısı alarak erime olayı gerçekleşir. Katıdan sıvıya geçer. Isı veren sıvı haldeki maddenin geçirdiği hal değişimi. Isı veren sıvı katı hale geçecektir. Buna da donma diyoruz. Isı alma olayı, ısı alma olayı, ısınma, ısı verme olayı, soğuma. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.